Selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özendaş'ta Köyde Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Kardeşim Ferdi ile beraber 4 yol hayvan pazarına gelmek istedik, çıktık. 4 yol içinde dönüp dolanıyoruz arkadaşlar. Binmeme kadar kötü bir şey yok. En son bir arkadaş bulduk. Gösterebilirsin arabayı. Dedim ki Ferdi, bu araba kesin dedim hayvan pazarına gidiyordur. Işıklarda yakaladık. Arkadaşı sorduk. Abi beni takip edin dedi. Ben de pazara gidiyorum dedi. Saati 8 yaptık. Normal şartlarda bizim saat 7 gibi orada olmamız lazımdı. Biraz da geç kalktık. Ama inşallah gene güzel bir video bizi bekliyor. İyi seyirler arkadaşlar. Pazarda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda 4 yoldayız. Şu an giriş nereden bile onu bile bilmiyorum. Burada bir abimiz, bir ablamız var. Pazar girişi herhalde bu tarafta. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Sanen keçileri mi getirdiniz? Evet. Bu erkek farklı ama değil mi? Sanen değil. O da sanenin de o tekesi farklı. Tekesi mi farklı? Evet. Nedir bunların fiyatları? Fiyatlar nedir bunların? Belaş belaş. Belaş, hepsi 5 liraya veririm abi. Beş böyle komple 5 liraya. Bunu tek ne diyorsun buna? Onayla hepsini bir satın. Arkadaşlar iki tane dişi, iki tane yavru var. Bir tane de böyle 5 lira diyor. Sanemlerle karşılaştık arkadaşlar. Girişimiz bu şekilde oldu. Evet, şu anda hayvan pazarının içindeyiz. Bakalım, küçük baş pazar bu taraf, sol taraf, büyük baş sağ taraf. Tabi biz ne yapıyoruz? Hemen sola çekiyoruz. Çünkü biz küçük başı çok seviyoruz ama büyük başı da çekeceğiz sizler için arkadaşlar. Selamünaleyküm kardeş. Nasılsın, iyisin inşallah. Ne getirdiniz pazara? Koyun getirdik abi. Hangileri senin? Şunlar 5 tanesi benim. Sizin kendi evinizin kapı malı mı? Evet. Hangisi bu dişi? Şu dişi. Şu dişi, bir de şu yandaki dişi. Bunlar? Erkek mi? Üçü de mi? Evet. Kaç paraya satıyorsun bunları? Hepsini vereceğim abi. Hepsini. Hepsini mesela kaç para? 6,5 diyor. Evet. Yani kaça gelmiş olur? 5 tane hayvan. 1 milyar. 150'ye mi geliyor? Aynen. Evet. Fazla 1-250'ye falan geliyor herhalde. 6 olursa öyle değil mi? Var mı soran? Yok abi, daha sorun yok. Bekliyorum. Abla nedir bunun cinsi? Halep mi? Halep, halep. Erkek mi? Erkek. Ne istiyorsunuz buna? Bu hayvana kaç para istiyorsunuz? 2 lira dedik. 2 lira dediniz. Pazarlık kadar canım. Hakkı var. Yoksa 5. Abi sen 2 lira. Kaça biter bu? 2 lira diyorum, bu işini bıraklamda 2 lira dedim, mal müşteriyorlar. Nasıl? Hakikat neyse onu söyleyecekler. Evet. Televizyona geldim mi ucuz, gittim pahalı yok. Allah Allah için Allah için her şeyi hakkını söyleyeceksiniz. Hemşerilere veriyorum. Bu da mı sizin? Ben çekim yapıyorum. Bu da mı sizin? Yok. Bak, burada keçiler de var arkadaşlar. Koyun keçi karışık. Sanan keçisi var. Maltız var. Sizin rehberin adı neydi? Vallahi pazarı böyle. Aslında çok büyük pazar değil ama çok tertipli ve düzenli bir pazar. Güzel padokları var. Selamünaleyküm. Bunlar sizin mi? Bunlar erkek mi? Erkek mi bunlar? Buyur abi. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Ceyhan'dan geliyorum. Evet. Böyle pazarları çekiyoruz. Evet. Ceyhan hayvan pazarını çekerken bizi oradan bir abimiz dedi ki ya 4 yol pazarı var yani oraya da gel çek dedi. Biz de geldi çekiyoruz. Bu erkek tekelerin şeyleri nedir? Honamlı. Honamlı bunlar mı abi? Ha. Maşallah, boya bak. Bunlar normalde yaşını doldurmuş mu? Doldurmuş. Yani kaç aylık bir tane? İkiye doğru geliyor. İkiye doğru gidiyor. Bunlar daha
büyür mü yani? Büyüdüğü zaman bunlar 3 yaşına geldiği zaman 150 kilo olur. 3 yaşına geldi. Ha, 3 yaşına. Siz kendiniz mi bakıyorsunuz? Benimki de var da ben bunu dışarıdan aldım. Evet, ne kadara gidiyor bunlar şu anda bu erkek tekeler? Bunlar şu anda 2200 lira. 2200 lira civarında gidiyor. Şimdi bunun normal değeri olsa 2,5'un üstünde olur, normal değerden aşağıda. Evet. Abi sana çok teşekkür ediyorum. Bizi bilgilendirdin. Keçiler çok var burada arkadaşlar ama biraz miadını doldurmuş keçiler çok. Bakalım kim bakıyor bu keçilere? Burada bir tane teke var. Biz bu tekeyi dün gördük mü? Gördük. Selamun aleyküm. Allah hayırlı işler versin. Biz Ceyhan'dan geliyoruz. Çekim yapıyoruz da. Bizim dün buradan bir arkadaşımız davet etti abi, yarın gel dört yol pazarımıza bekleriz diye. Şimdi merak ediyoruz piyasayı. Bu keçiler, Halep keçileri ne kadar? Fiyatları bize... Yok abim, benim değil baba. Var sahibi orada. Hangisi? Bizim boyu geç var ya. O mu? Siz ne getirdiniz abi? İki koyun var abi. Bakalım sizinkine be. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İşte bizim davet eden abimiz burada. Allah razı olsun abi. Bilal abim de telefon etti şimdi. Evet şimdi abi. Burada... Ya Selahattin abim. Selahattin abi bak. Sofim selamun aleyküm. Selam. Bunların fiyatları ne dedi? Yardımcı olursanız bize. Fiyatları 1000 lirayla 1500 arası gidiyor. Ne bunlar? Dişi. Bunlar dişi koyun. Cins nedir? Cins. Buranın kırma koyunu bu. Sakız da var işte. Dört yolun. Kırmak. Sakız da neyle kırılmış? Ya kırma koçu mesela farklı olur bu. Ama ikizlik oranı gene aynıdır. Bunlar var mı ikizlik oranı? İkizlik valla oluyor ya. 1, 2, 3, kısmet nasip. Nedir bunların şu anda istediğimiz fiyat bunlara? Dedim ya, 1000 lira. Gebe mi? Gebe. 1000 lirayla 1,5 arası gidiyor. Ya mesela şu biraz ufak mesela. 1000 lira. Bu 1000 lira. Daha yüksek, daha iri olanlar var şurada. 1,5 lira arasına gidiyor. Abi çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ ol. Bizi sen gezdireceksin o zaman. Abi başım gözüm üstüne. Ya. Şu keçileri merak ediyoruz. Keçiler. Reşit dayımın herhalde. Reşit dayı bunlar senin mi? Kamaraya çekiyor, televizyona çıkarmış bunlar. Oğlum beni çıkarma arkadaş. Ben sen çıkartmıyorsun, sen çıkmazsan olur mu? Beni çıkarma. Abi dur ya, 4 yolun 5 lira sana çıkmazsa olur mu? Neymiş fiyatları bunların? Ne istiyor bunlara? Biz. Satmıyor mu? Yarın istersen sen. Abi her yerde var, sen merak etme. Biz alıştık onlara da. Var mı burada şu hayvanı satanlar abi, kimler? O iki gerçeği ben verdim arkadaşlar. Şu ikisi mi? Niye bir yere verir oldum abi? Çok geldim bunu. İkisini sen 1750 şeyle mi verdin? He, ben 1750 şeyle verdim. Bu da evi için aldık. Ha, azar aldım abi. Abi nasılsın? İyisin inşallah. Bunu da biz dün sanki Ceyhan pazarında mı gördük şunu? Vallahi bilmiyorum. Bu hayvanlar sizin midir? Evet. Nedir, ne istiyorsunuz bunlara? Biz Adana Ceyhan'dan geliyoruz. Abimize bizi davet etti, buralara geldik. Adana satmayı mı düşündün? He, kendine mi aldın bunları? Evet. İyi, hayırlı uğurlu olsun. Sen normalde topluyor musun? Böyle damız açın ya. Ben bir sevdalı siz diye. Ben de çok seviyorum, ben de çok seviyorum. Güzel hayvanlar abi. Görüşmek üzere güzel abicim. Ne var mesela burada şimdi bizim farklı görmemiz gereken? Ufak pazarmış normalde. Abi, küçük pazar ama daha değerli toplu. Bazı bir görmeye 10 numara. Hem dirilt dinir. Her öyle. Şeyi var. Ben sana söyleyeyim. Çay ocağımız, çorbacımız, ne bileyim. Yani lavabosu dört dörtlük temiz. Dün bizim orada ne gördüğümüz haline? Mesela kangal kuzularla buradaki kangal kuzular arasında ne fark var? Mesela... 3 aşağı 5 yukarı aynı abi işte. Cihan esnafının çığı burada. Mesela onlar Cihan'dan geliyor. Bu adam dün önce Cihan'dan geldi. Mesela kellacı dayım. Orada mı? Ya burada onlar Osmaniye esnafı. Yani Cihan'daki esnafın hemen hemen %80'i de burada zaten. Ben sana söyleyeyim. Onun dışında da pek burada şey... mesela bizim göreceğimiz ne var? Farklı buranın bir ırkı var mı? Bir cinsi var mı? Ya da burada işte keçi... Ha bu bunlar. Ben sana söyleyeyim. Keçi Cihan'da daha güzel. Kavuş. Sahıl dedikleri ırkı. Bunlar sakızı bir şeyle kırmışlar ama neyle kırılmış bunlar? Bunlar işte şey abi. İçine sarıbaş atıyorlar. Arabaş koç atıyorlar. Ondan kırma oluyor. Yani neyle kırdığımızı bile unutuyoruz. Ya işte yani. Aynen öyle. 3 tane, 5 tane. Buradaki arkadaşlar? Ama bize gelin.
Selam aleyküm. Selam hocam. Dört yola da geldik. Tamam dedi. Allah razı olsun. Ne veriyoruz, keçi mi? Hoş geldin. Vay 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 vay. Vay vay. Bir keçinin başında bu kadar hayvan varsa hayvan ya çok iyidir ya da etliktir, kesilecektir arkadaşlar.1125 diyordur, iyidir ya. Verin ya, gariban adamdır ya. Her zaman vallahi billahi verin. 25 lira laf olmaz. Tamam lan, 25 lira. 1125. Tamam, Allah razı olsun. Nedir bu keçi, bir özelliklerini tanıyalım. Bu keçi Halep keçisi. Genç mi? Genç. Tamam. Süt dişleri ağzında var. Tamam. Bu keçinin özelliği süt ırkı olması. Tamam. Doğumunda ikiz doğurması. Tamam. Şu an gebe baktın mı? Evet, evet. Yok, gebeliği garanti yok. Bir ama, şey yok. Sadece tekeye yani. Gelmiş. Gelmiştir. Gelmiş. Teke içinde. Sen kendi hayvanın mıydı bu? Aldın satıyor mu? Aldım satıyorum. Hem besle var evde yani. Tamam yani süt sağdın mı hiç bundan? Saydım saydım. Ne kadar çıkar bunun sütleri? Valla bu rızık yani. Rızık ama aynen önce, öyle. Önce bakarsa. Bakacak i̇ki, yani. 2 kilo. 2 kilo var. Evet. İyi. Kim aldı? Kim aldı? Bu amcamız aldı. Dayım hayırlı uğurlu olsun. Ben şimdi kestim yavaş yavaş, süt kestim. Niye? Gebe yani, biliyor musun? Aynen, evet evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, hayırlı teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayır, sağ olun. Nasılsın? Önce bir seni görelim ya. Sen varsın başka burada ya. Başım gözüm üstüne. Evet. Sende ne var şimdi? Söyle abi. Bende ne var abi? Kangal kuzu var. Hamdani var. Sarıbaş var. Karışık. Şu keçiler var abi. Nedir? Ne istiyorsun bu hayvanlara? Bunlar abi 1000 liradan 1200 lira arası abi. Erkek. Seç. Erkek. Dişi. Hepsi erkek. Yok dişi yok. Dişi yok. Erkek. Şu hepsi kızı. Hepsi erkek abi. Minimum kaçtan başlıyor buradan? Girse en ucuz kaça alır senden buradan hayvanı? Burada mesela bu harman alsın 8 liraya alır. Başka da yok zaten. Bir tane gelir. Bunu alsa 800 alır bir tane. Bunu alsan 800 lira alır. Öbürlerde de 1000 liradan başlıyor. En yukarı hayvanın kaç para burada? En yukarı hayvanın 1200 lira abi. 1200 lira. Ha. Keçilerimiz var. Onlarda, keçilere de bir geçek bakalım mı? Onlar da 1,5'dan başlıyor. Başlıyorlar. Kaç. Burada bayağı nerede? Burada bayağı keçi var. Bu keçiler ne kadardan başlıyor, ne kadara kadar gidiyor? Keçiler de abi nereden başlıyor? 1000 liradan başlıyor, 1750 liraya kadar geçimiz var abi. Yani burada çoğu tabii senin kapı malın değil. Sen hep topladığın için değil mi? Alıyorsun sağ ol. Genelde öyle abi. Öyle oluyor. Ne alayım? Öyle. Ben geçeyim abi.
1000 liraya da geçiyor. Burada en iyi keçin hangisi şu anda satış fiyatı olarak? Şu keçin abi, göğü keçin. Göğü. Kara keçi var bir tane bak abi. Evet. Uzun bulak. Yani onlar sütü mü iyi şu an? Göğü keçi 1750 lira. Burası keçinin merkezi değil mi? Bura tam değil daha. Hatay tarafı değil mi? Tam buranın merkezi. İşte Reyhanlı, Reyhanlı tarafı. O tarafın keçileri daha şey... Ama onun torbası baya bir şey olmuş, i̇şte boşalmış ama dolsa orası... Dolsa on numara olur. Süper öyle. Çin anda da zaten sütün çekilme şeyi, hamile. Peki'ye gelmiş. Onun için... Sana teşekkür ediyoruz. Allah şey razı olsun. Başım gözüm üstüne vurdu ya. Tamam. Bir şeye düştüğünde hemen... Allah razı olsun, sağ ol. Selamun aleyküm. Abi sizde de... Hangi cins koyun var? Kuyruksuz abi. Kuyruksuz. Ne geçiyor bunlar? Afyon merinosu geçer abi. Afyon merinosu geçiyor. Hep erkek. Hepsi erkektir abi. Sen bunları alıp getirip erkek olarak satıyor mu yoksa burada üretiyoruz mu? Ticaretini yapıyoruz abi. Ticaretini yapıyorsunuz. Bunlar mesela üst üste ne gelir? Abi mesela şu hayvan. Şu var ya öndeki. Abi 65 kilo civarına gelir. Peki eti ne gelir kestik? Et de 28-29 gelmesi lazım abi. Peki. Bir açık bunlar, yaylım malı, çok etli gelmez. Anladım. Besiye uygun bunlar. Çok çabuk et tutabilen bir. Tabii. Biz bunlardan pek rastlayamıyoruz pazarlarda. Yani çok sık satılmıyor bu hayvanlar bizim buralarda. Yani özellikle Ceyhan'da da falan da yok. Bir bunun, yana... bunun yeri burası abi, 4 yoldur. Öyle mi? Yeri, evet. Ceyhan'da çok gitmez. Peki bu özelliğin diğer özelliklerden niye tercih etmeler lazım bu hayvanı? Abi bunun müşterisi ayrı oluyor. Şimdi alışkın bir insan sarıbaşı kesmiyor, kuyruksuz kesiyor. Evet. Gelişimi daha güzel oluyor. Bizim buralara daha çabuk dayanıyor. Hava şartlarına falan uygun yani. Anladım. Daha mı çabuk et tutar bu yani? Abi. Ne gidiyor fiyatlar şu anda bunlar? Valla fiyatların tadı yok abi. Gitmiyor yani. Satamıyoruz. İstediğiniz fiyat nedir? Bunu 1250'ye falan biraz toplam müşterimiz çıkarsa. Toplu bu şekilde 1250'ye vereceksiniz. 1250'ye vereceksiniz. İstiyorsan telefon numaranızı söyleyebilirsiniz. İzleyenler size ulaşabilir. Sıkıntı yok abi, söyleyelim. Söyle abi. Falan da mevcut zaten. Devamlı bunu 542 evet. 335 evet. 95 93 numaralı telefona ulaşabilirler. Peki Ceyhan'a doğruyor musunuz? Her pazara çıkarız abi. İyi. Dün Ceyhan'daydık, bugün buradayız. Perşembe günü Kadri'deydik. Yarın tatil mi? Yarın pazarımız yok aynen abi. Tamam biraz dinlenelim biraz. Osman'dan devam pazarımız. He biraz dinlenelim. Selamun aleyküm. Nedir bu hayvanların cinsi dayıcım? He. Zom, Diyarbakır zom. Bunlar güzel etli olur. İri olur, güzel. Tabii. Eti de güzel olur. Nedir bunların ismi? Fiyatları nedir? Fiyatları ne bunun? Fiyatları da seçmesi 1500-1600 lira. İçinden gelsem en etlisini seçsem 1500-1600 civarı, değil mi? Daha ikram olur sana. He? Evet. İkimizde de takke var, bana indirim yapacaksın sen, ben biliyorum. Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hadi güle güle. Allah razı olsun. Bunlar nerede izleyeceğiz lan? Abi selamünaleyküm. Sendekiler de mi zom abi? Nedir fiyatları bunların? Ben çekim yapıyorum YouTube kanalında. Tanıtıyoruz inşallah. Nedir fiyatları bunların? 1250. Zomla kangal karışık mı? Seçmesi mi aynı 1250? Piyasa hemen hemen Ceyhan piyasasıyla aynı arkadaşlar. Şöyle bakalım kimler var, kimler var. Tanıdık simalar da var tabi. Yani Ceyhan pazarı kadar büyük değil ama güzel arkadaşlar. Kapalı bir ortamda. İnsanlar hepsi birbirine, bir kişi hariç herkes çekinme alakalı. Bir sıkıntı yapmadı. Abi yaklaşın bir ya, bir konuşalım ya. Tamam bir yaklaşın bir konuşalım ya. Yaklaşırsam telefonunuzu kaydedin. Olsun. Herhangi bir açığımız mı var? Gel. Ben atlayamıyorum çok yüksek. Sohbet ediyor Deniz abi. Selamünaleyküm. Selam.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sen nasılsın? Abi Allah hoş geldin. Hoş bulduk. Işler, Allah razı olsun. Deniz abi. Efendim. Ne yapayım, ne var ne yok? Allah'a şükür. Sana yazıyorum ya ben. Dört yoldan gel diyordum dört yola. Allah Allah. Benim işte. He Murat evet, kardeşim. Bu da arkadaşım İbrahim. Evet, evet. Özendaş. Nasılsınız? İyisiniz? Şöyle güneşe doğru önüm, arkamız dönelim şöyle. Güzel evet. Çıksın yüzümüz. Abi hoş nasılsınız? Geldin. Hoş bulduk. Abi çağıra çağıra getirdiniz bizi dört yola. Nedir? Koyunların fiyatları nedir? Yani burada bir ırk var mı buraya has bir ırk var mı? Karışık. 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 Evet, ırk geliyor cumartesi pazarına. Peki şu an mesela ne var? Burada kangal görüyorum. Zomda mı var desem orada? Kangal, kangal. Nedir fiyatları bunlar mesela? Berlinos var. 1400 lira, ötekinler 1200, 1100. Yani bunu seçmesi, içine girsem en iyisini alsam 1400 lira civarı mı? He. Anladım. En iyisini alsak 1400 lira civarı. Gel Mustafa abi gel. Deniz abin gelmiş. Deniz abi geldi. Deniz abi. Gel. Dört yol pazarında Deniz geleceğim. Abi ilk defasınız herhalde. Ha, evet, ilk defa. Geldim. İlk defa geldim. Söyledin geleceğini. İlk defa. Dün dedim inşallah gelebiliriz. Geldik. Ve buranın esnafına baktığımız zaman bir de insanlar şey değil. Herkes hürmetli. Bir abimiz var dışarı çekme beni falan dedi ama olsun olur. Diğerlere. Ya çektirmeyen var. Şöyle seni de şöyle ön alayım. Niye çekilmiyorsunuz? Yok yok. Borcunuz var oğlum. Borcunuz varsa söyle merak. Allah'ına kurban. Çek borçlar varsa gelin ben ödeyeyim borcunu. Çekil. Borcumuz çok onu geçin. Ceyhan'ın Ceyhan'da seni çok tanıyorlar. Ha dün bana niye bakmadın? Dün geldim sen güzel bir kuzu görmüşsün dayanamamışsın. Sarıbaş bir koyun gördüm. Bir tane. Yok. Fazla fazla. 32 tane aldım. Eve götürdüm. Aldın mı? Geldi. Hasta hasta. Ben dedim ki Mustafa beğendiği zaman dayanamaz alır dedim. Dayanamam. Ben çobanı değiştireceğim yok. Günde 3 tane ekmek yiyor. Allah Allah. Peki şu anda... Piyasaya baktığımız zaman hemen hemen Ceyhan'la aynı piyasa. Aynı piyasa. Yem bağlı hayvan otu. Ya yemin ederim bizim devrim mal da yerim. Evet. Kasabetin kilosunu 85 liraya 70 liraya veriyor. Gelin burada. Ha ya. Gelin burada alın 14 kilo 15 kilo gelen bir kuzu 600'e 750'ye 500'e alın işte. Buradaki. Gel, sen gel ben malı çek ya bırak onu. Ne getirdin? Vallahi bu 20 adet bir parça aldıydım kangal Sivas'tan aldıydım. Pırlanta gibi hayvan ya. Pırlanta gibi. Bunlar 31 taneydi. Burada 25 tanesini verdim. Bunlar çıkıntı. Bunlar çıkıyor. Nedir? Kangal bu. Fiyat olarak nedir? 1 milyar 150, 1 milyar 200 işte böyle çekiyor. Yani gelse şimdi burada şunu alsa yine o fiyata mı? Ya tekleme vermem. Tekleme 1 milyar 250. Şey hepsi toplu. Toplu veriyorum 1 milyar 100'e veririm. 1 milyar üzeriler çok güzel. 1 milyar 50'ye biz aldık. Yetmez mi 50 lira? 1 milyar para yapıyor. Sen aza kanaat ediyorsun. Evet. Aza kanaat etmeyenler utansın. Şimdi kelleci Mustafa derler. He, dün aradım seni. Niye abi, gelmedin? Ben ya? Geldim. Ben geldim baktım. Sen yoksun. Dedi ki çok güzel bir koyun gördü. Dedi dayanamadı. Gitti arkasından. Aradım bulamadım seni. 35 milyarı almış 32 tanesini. He. Gittim 3 milyar kar verdim abi. Evden. Allah Allah. Ya koyunları içine attım. Fısır mısır yaydırıyorum. Çok güzel. Geber koç da var içinde. Şimdi şu anda onlar hamile hayvan mı? Hamile canım. Bunları satmıyorum ev ayı. Kara gün için. Olsun gene de bir güzel müşteri bulursak veririz. Tamam. Sen bir laf var ya sizler söylüyorsunuz bize bile siz öğrettiniz. Hı. Elde hayvan bitmez. En iyisi de bitmez. Sen niye böyle geç geldin ya? Ben yolu bulamadık biz. Babanla kaçırsana. Yolu bulamadık yolu. Gel ayı. O gitmedin babanla. Burada ne var senin? Burada da bir şu işte dedik ya 31 tane çıkıntısı kaldı. Evet. 25'ini verdik. 2, 4, 6. Bunları kaça verirsin? Bunları 1 milyar 50'ye verdiydim öbürlerine. He. Bunlar kaldı bunlar da 1000 liraya verdik. 6 tanesi 6 milyar. Anladım. Bu Honanlı mı? Ya ben bunu Göksu'ndan aldıydım. Bu Honanlı mı oluyor? Valla bilmiyorum ki bu davarlarla beraber aldım. O ne kadar? Ona da 2 milyar diyorum gelen giden 1 milyar 600, 1 milyar 700 diyorum. Onu ben Göksu'na götürüp birine veririm. 2-3 tane geçiyle değişirim. Aynen. Mustafa abi teşekkür ediyorum sana. Size, sen de yemek memek ya içtin mi? Valla daha ne yedik ne içtik. Hadi işini bitir gel de sana bir yemek yedelim. İşimizi bilsin Allah razı olsun. Aman. Bir bakalım görmediğimiz nere var? Kendimizi de şöyle gösterelim. Abi, sinek pazarına gittin mi?
Yok şimdi orayı da ayrı çekeceğiz. E tamam var hadi hadi. Bütün hadi. Dostlara selamlar. Aleyküm selam. Hadi. Bir bakalım. Aşağı yukarı fiyatlar aynı. Var mı abi senin de vallahi hayvanlar? Var abi aynen hayvanlarımız var. Nedir bunlar? Karınlar doymuş yatıyorlar. Kangal. Seninkiler ne kadar üst üste şu an gidişi? O zaman 1000 lira, 1100 lira arası gidiyor. 1000-1100. Aynen. Üst üste abi gelir mi bunlar 45 kilo? Gelir hocam 45-50 civarı. Yaylım malı. Yaylım malı. Şu an ama yaylım yok. Mecbur yemiyoruz zaten. Anladım. Peki burada fiyatlarla alakalı bir bilginiz var mı? Kesim fiyatlarıyla alakalı erkekleri falan. Besim. Yani değişiyor yani. Buradaki fiyatlar da yani. Dün sorduğumuzda Ceyhan'da 28 lira falan aynen, diyorlardı. Besi olanlar. Aynen hocam. Burada da aynı 28-30. Malın durumuna göre. Yani et randımana göre değişiyor. Abi randımana göre bir de cinsine göre de değişiyor. Sarıbaşlar. 28'den pahalı. Aşağı yok o zaman. Yok. Tamam. Sarıbaş mesela pahalı. O pahalı. Daha pahalı. Bana dediler ki kangal civarı olan etli olanlar 26-27. Duble mal. Şeyde 1 lira fazla oluyor sarıbaşta. Aynen hocam. Teşekkür ediyorum abim benim. Görüşürüz. Var mı hiçbir pazarlık, alışveriş var mı? Hemen bir girelim oraya dur. Bir gidin. Bir pazarlık yakaladık bakalım Ferdi dur. Birazdan hayvan pazarına da geçeceğiz. İneklere, büyükbaşa. Evet ne aldık şu anda ne verdik? Ne aldık buradan? Kim aldı? İki tane kangalı ben aldım. Şu ikisini. He o iki mavi boyalı bak. Etle 50 kilo üzeri. Hemen kesmeye mi besin yapalım? Bunlar ılaklar satıyoruz biz abi. Evet. Dışarı geldi mi hemen satarız, keseriz. Şu anda bunu kaç aldık? Abi bu çıkar mı dışarı? Çıkar mı? 2,5 verdik abi. 1250'ye geldi. 1250'ye geldi ama etli kuzu. Evet. Etli toplu ayarlı. Ben sana geldim. Bundan şey yok. Dürüst olmak en güzel. Ben geldim. Şimdi dedim ki adaptör istiyorum. 1,5 abi. Güzel. 250. Olay bu. Abi kesiyoruz, bu veriyoruz. Paket. Sen getirip götür 50 lira masrafın olsa abi, 200 lira yani. Kesinlikle. Yani bir de kesin parası ya varsa 100 lira kesin. Bir tane adamı çağır kestir 100 lira. Dışarıdan gelen kesim 100 lira. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Ya bu da olur yani. Ya normal. Olur, olur. Bir de etli mi? Yani aynen. 25-24 kilo eti var yani. Olur, hı-hı, olur çıkar. Kestikten sonra. Var mı yine aynı ayarda şu anda başka hayvan orada? Burada yok, bu padokta yok. Bu padokta yok. Ben pazara yeni geldim, iki tane dişi kuzu aldım şurada. O da adakla. İki tane de bu toplu ayarında. Siz burada kangal işi, şey ne derler ona? Adaklı. Adak iş yapıyorsunuz. Sürekli adaklı kurbanlık, sürekli. Nerede yeriniz, nerede burada? Burada pazara çok yakın, 500 metre aşağıda. Ne olarak geçiyor işletmeniz? İşletme olarak değil, evde. Evdesiniz. Evet. Peki o zaman size dört yollar ulaşsın. Varsa dört telefonu yollar, falan. Herkes biliyor dört yolların hepsi biliyor bizi. Ya. Balıkçı Murat dedin mi herkes biliyor zaten. Bilmeyen de vardır. Aynen hem ben balıkçı dükkanım var hem adaklık balık yapıyoruz. Balık var mı şimdi? Var. Balık da var. Dönüşte alalım mı balık? Olur olur dükkana bekleriz. Sen telefon numaranı kardeşime tamam ver. Vereyim. Ben çekim yapayım tamam. Ondan sonra Ferdi'yle uğrayalım. Ferdi ile mi geldin sen? He Ferdi ile geldim. Tamam. Kardeşim hoş geldin. Abi telefonunu tamam da söyle ki. Söyleyeyim Deniz abi. Belki 0, 4 yollar. 0545-254-89-99. İsmini de söyle. Balıkçı Murat. Balıkçı Murat evet kardeşim. Dayıcım. Şöyle göstereyim. Evet efendim. Güle güle, güle güle yemeği nasip etsin. Allah razı olsun. Ben 10.30 gibi dükkana geçerim. Evet arkadaşlar. Gelirseniz beklerim. Çarşı geleceğim. İçinde gelin bir balık yedirim size. Tamam. Görüşürüz. Baktık. Keçi. Evet, keçi koyun piyasası burada. Böyle bu şekilde. Sofemmim de burada. Allah ona hayırlı işler versin Sofemmime. Başka sormadığımız var mı bir şey? Hepsini sorduk. Dayıcım selamünaleyküm. Seni şöyle gördüm bir çekesim geldi. Güzel atın üstünde oturuyorsun. Ne bekliyorsun şu an? İş olursa gideceğim. Rızkını bekliyorsun. Ne götürüyorsun bu arabayla? Koyun, saman. Yani normalde geldi adam dedi ki ben iki koyun aldım bunu at dedi. Evet. Böyle dışarıya götür. Ne kadara götürüyorsun? Yeri de önemli ama mesafe de önemlidir ama. Yerine göre en ucuz 20 lira. En bahalı 50 lira işte öyle. Peki kaç hayvan götürebilirsin böyle? Ayaklar on bağlı tane şekilde değil evet, mi? 10 tane. İyi, iyi. 10 tane. Senin tane adın nedir dayıcım? Fevzi Kanal. He? Fevzi abicim. Allah sana hayırlı işler nasip etsin. Sağ ol, sağ ol. Ekmeğin rızkını bekleyen arkadaşlarımızın hepsine Allah hayırlı işler nasip etsin. Sağ ol, görüşmek sağ üzere dayıcım.
Nasılsın? İyisin inşallah dayıcım. Bu nedir? Bu nedir? Bu sizi tanıtan bir çekimdir. Sizi YouTube'da herkes izleyecek. Çektiğiniz, sattığınız hayvanları izleyecek. Dört yol pazarını görecek. Adamın hoşuna giderse müşteriler buraya gelecek. Buradan alışveriş yapacak inşallah. Hangi hayvanları getirdin? Ben bir şey getirmedim. Sen sadece alışverişe mi geldin? Yoksa... Yok, sana beraber gelmeye geldim. He? Gelmeye geldim. Gezmeye geldin. He. Var mı hayvan merakın? Yok. Sen hayvan getirmedin? Yok. Tamam dayım, görüşürüz. Buradan çıkış yok herhalde. Buradan çıkış yok mu? Vardır ya bize her daim çıkış. Şu erkekler kaç para? Küçük erkekler. Bir. Şu. Bir. Bu da aynı. Hep bir mi bunlar? Evet. Bu adamın hepsi bir lira. Abim biraz önceki sanen keçilerini getirdiydin. Satmış herhalde buraya. Bu kadar. Arkadaşlar. Şimdi veda ediyoruz. Şu karşıda biraz keçi var. Onları da görelim. Ve küçük baştan veda edelim. Büyük başa geçelim. Nerede? Büyük başa geçelim. Burada çok... Girdin mi çıkamıyorum buradan. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Nasılsın abi? İyisin inşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne getirdiniz, var mı? Alışa mı geldik? Alışa geldik kardeş. Şöyle ortama bakıyoruz. Hayvan alacak mıyız? Esas en büyük tüccar burada. Alışverişe geldik. Gel abi. Ha. Gel abi. Gel. Oo, gel. Tanımaz mıyız biz onu ya? Kadir abi nasılsın? Sağ ol abim, hoş geldin. Sana en iyi tüccarlardan biri burada diyor da. Teşekkür dedim, ederim. Tanıyoruz. Nasılsın abi, iyisin inşallah. Çok sağ ol abi. Sen ne yapıyorsun, iyisin Allah inşallah. Allah şükür, ne getirdin? Valla biraz kangal getirdik, verdik. Kuyruksuz var. Onu bekliyoruz. Ya bize niye söylemiyorsun, bizi görüyor, niye seslenmiyorsun bize? Orada oturmuştum dalgın dalgın. Moralim bozuk senin? Afyon mermisi. Moralim mi bozuk? Yok. Ne yapsın adam? Uykusuz da yok. Yok ya, o alım satımla hiç kafaya takmaz öyle şeyleri ya. Yok, dünya malı dünyada kalır. Aynen öyle. Satarsan morali güzel olur. Ya öyle daha, satarsa daha iyi olur da. Ne var bunların fiyatları nedir? Hadi lan. Üst üste. Ne mesela, adam geldi 40'ını almak istiyor. Nedir bunun fiyatı? 1250'ye biter. 1250'ye biter mi? Aynen. Kadir abi telefonunu ver. Uzun zamanda telefonunu vermiyoruz. Ver bir telefonunu. 0530 305 75 77. Kadir abimize ulaşın. Osmaniye merkez. Osmaniye merkezde. Var mı benden bir isteğin, bir arzun? Canın sağ ol. Sen Allah senden razı olsun. Yok, teşekkür ederim. İlk defa geldik, bakalım çekiyoruz. Hadi görüşürüz. Bizi dört yol pek öyle kötü karşılamadı, iyi karşıladı. Yabancılık çekmedik. Selamun aleyküm abim. Bu güzel toklular kaç para? Yani şöyle bir tane hayvan alsak kaç paraya alırız? Allah senden razı olsun. Harbiden kaç para? Geldi birisi. Kaç? Bunlar şu anda büyük toklu olduğu için öyle. Üzerlerinde ne kadar et var bu hayvanların? Mesela canlı ağırlık ne gelir bir tanesi? 70 kilo civarı gelir. O da yani 2-2 buçağı bırakırım diyorsun. Bunlar şu anda direkt kesilebilir. Direkt kesilebilir abi. Kaçtan kestiriyorsunuz şu anda burada? 4 yol piyasasını biliyor musun, ne kadar? 30 lira kilosu. 30 lira mı burada? Ceyhan'da dün sordum. Dedi ki kangal civarı olanlar 26-27. Şey olanlar 28 diyorlar. Tam kıvama oturmamış belki de. He. Yani randımanla göre de fiyat değişiyor, evet, diyor. Abicim, yani 30'a kadar hayvan kestirebiliyoruz, öyle mi? Kalite tesadüf vermez abi. Allah razı olsun. Sen de tanısınlar. Sen nerelisin? Ben Hataylıyım. Orhan Bulat abi ismi. Orhan izliyor muydun bizi, Orhan? Evet abi. Orhan telefonunu da ver sana ulaşmak isteyen olanlara. Telefon 534-393-86-66. Evet arkadaşlar, bu güzel hayvanlara ulaşmak istiyorsanız işte kardeşimizin telefon numarasını da verdik, ulaşırsınız. Var mı isteğin bir arzun? Allah razı olsun. Görüşürüz kardeşim benim.
Şurada biraz keçi var. Onları çekeceğim. Büyükbaşa geçeceğiz arkadaşlar. Ama büyükbaşı bugün izlemeyeceksiniz. Onu yarına. Arkadaşlar keçilerin genelde artık miadı dolmuş olanlar burada. Küçük mesela şu ufacık bir çebiç. Ufacık ya, benim oğlaklarım da var böyle. Ama doğurmuş yani bu hayvan. Ufacık. Kim bakıyor bunlara bilmiyoruz. Muhatap da bulamıyoruz çoğunu. Biz artık... Hah dayı, bunlar senin mi? He benim baba. Nasılsın dayıcığım? İyiyim baba. Şöyle geçeyim. Seni bir tanıyabilir miyiz? Adın nedir? Adım Mahmut Deniz. Mahmut Deniz. Benim adım da Deniz. He. Mahmut abi, bu hayvanlar nedir? Bize bir anlat. Tanıt bu hayvanları. Fiyatları mı? Hayır. Ne cinsi? Bize önce cinsini söyle. Ya Malta var, Kırma var, Halep var. Halep var. Şu uzun kulaklıya bir bakalım mı? Bak. Bu ne? Genç hayvan bu. Nedir bunların fiyatları? Fiyatları 150, 600, 800, 1 milyon, neredeyiz? Nasıl fiyata geldiyse öyle mi? Sana çok teşekkür ediyoruz. Bize de iyi bak. Kendine iyi bak abim benim. Görüşürüz inşallah. Sağ olasın. Evet arkadaşlar. Bu arada... Şimdi küçük başı bitirdik. Artık büyük başa geçeceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam güzel abim. Nasılsın abi? İyiyim abi. Sen nasılsın? Takip ediyorum sana. Allah razı olsun. Geldik bir dört yolu görek dedik. Çağırdılar. Dört yolunuzu da görmüş. Yok çok güzel. Tertemiz. Güzel değil mi? Esnafı da güzel. Evet. İnsanları da güzel. Pazarı daha güzel. Evet. Görüşmek üzere güzel abim. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet Ferdi. Görüyor musun beni? Görüyor musun beni? Aha. Arkadaşlar, Küçükbaş Hayvan Pazarı'ndan bugünlük bu kadar. Hatay'daydık. Hatay demeyelim, dört yol diyelim aslında. Dört yol hayvan pazarındaydık. Küçükbaşları çektik. Şimdi Büyükbaş'a geçiyoruz. Ama Küçükbaş olarak burada program bitiyor. Yarın takip ederseniz Hatay Büyükbaş Hayvan Pazarı'nı, yani sağ tarafımızı çekeceğiz. İnek fiyatlarını soracağız. Bakalım Büyükbaş esnafları nasıl?